Bu programda izleyeceğiniz olay tamamen gerçektir. Olayı yaşayan kişi hepimize ibret olsun diye başından geçenleri sizler için anlattı. Ancak biz olayların kahramanın ismini aynen, diğerlerinin ismini değiştirerek yayınlıyoruz. Herkes ibret alsın diye hiçbir şeyi gizlemeden anlatılan, herkesin hayatında en az bir kere yaşanan bir kırılma noktası getiriyoruz ekranlarınıza. Ben ona ateş ettim yani, o zaten uçtu gitti. Ailem bana telefon etseydi eğer, ben kendim gittim, seninle geçinmeye gözüm yok diye ben gidip de boş boşuna elimi kana bulamazdım. Senin diyor paranı, karını, namusunu, çoluğunu, çocuğunu aldım, git kendini as diyor. Sana öyle şeyler yapacağım ki, ölmek isteyeceksin. Benim hanımımı alıp götürüyordu. Lan şerefsiz, bunca yıl ekmeğimizi yedin, şimdi de namusumuza mı göz diktin? Namusuma, orzuma göz diktiği için... Bu programımızda izleyeceğiniz tüm olaylar ve yaşananlar tamamen gerçektir. Olayın kahramanı, yani olayı yaşayan kişi ibret olsun diye başından geçenleri hepimiz için anlattı. Programımızda olay kahramanının ismini aynen, diğer kişilerin isimlerini de değiştirerek yayınlıyoruz. Anlatılanlar hayatın acımasızlığını bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Bu akşam izleyeceğiniz olay Çanakkale Bayramiçi'de yaşandı ve tüm Kaz Dağları'nda yankılandı. Uzun süren mahkemeler sonucu nihayet karar verildi ve kesinleşti. Mahkeme süresince yüce yargıyı etkilememek için Flash TV olarak hiçbir yayın yapmadık. Bu konu hakkında herkes bir şeyler söyledi. Söyledi ama sonunda bize gerçeği bizzat olayın faili anlattı. Şimdi... Üzerinde düşünmek ve bu tür olayların yaşanmaması ve dersler çıkarmak için programımızı lütfen dikkatle izleyin. Kadir Karaman bir köy delikanlısıdır. Köyde doğmuş, köyde büyümüş, gelenekleri, görenekleri köye göre oluşmuş bir kişidir. Bir gün Abdullah bir traktör alalım diye bir fikir ortaya atar. Olayların seyri de bundan sonra değişir zaten. Kadir... Madem dost ve arkadaşlar, iyi alalım der. Ve bir traktör alırlar. Traktör çalışmaya başlar. Civar köylerin sürüm, nakliye işlerini yapmaktadırlar. Ama gelin görün ki kim aklına girdiyse Abdullah'ın birden fikri değişir. Traktördeki ortaklığı ayıralım der. Olayın kahramanı Kadir Karaman. Bu onun gerçek adı. Kendisini Çanakkale cezaevinde ziyaret ettiğimizde başından geçenleri bütün çıplaklığıyla anlattı ve gerçek adını vermemizde bir mahsur olmadığını söyledi. Ama biz olayın diğer kahramanlarının adını yeni tartışmalara meydan vermemek için değiştiriyoruz. Ben sene 99'un 11. ayında bir arkadaşla iş ortaklığı kurduk. Bu arkadaşla çalıştık. Bir traktör aldık, çalıştık, çabaladık. Evimize ekmeğimizi getirdik. Abdullah ve Kadir orman işçiliğinde çalışırken arkadaşlıkları ilerler. Dost olurlar. Artık yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Bir gün Abdullah'ın çocuğu hastalanır. Bu arkadaşın bir çocuğu hastalandı. 18 defa Bursa Tıp Fakültesi'ne gece gündüz gittim geldim. Kurtardık, çocuğunu kurtardık. Hatta ciğerimi bile verecekti. Aşımızı ekmemizi paylaştık. Bu arkadaşım bana tuttu, öyle bir ihanet etti ki. Kadir, Çan'ın terzi alan beldesinde oturuyordu. Eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayatı vardı. Ama ne yazık ki bu mutluluğu Abdullah'ı tanıyıncaya kadar tuttu. Az önce izlediğiniz görüntülerde bir tetik düştü ama o soğuk demirin tık sesinden başka bir ses çıkmadı. Ya çıksaydı, ya bir patlama sesi duyulsaydı ne olurdu? Peki bu iki insan karşılıklı silah çekme noktasına nasıl gelmişti acaba? Bir gün bundan ayrıldım. Ortak çalıştığımız halde anlaştık, ayrıldık. Bana bu arkadaş 7 milyar para ödeyecekti. Traktörü ortak, çalıştık, ödedik.
Kadir ile Abdullah traktörü paylaşmada anlaşmazlığa düşerler. Durum iyice gerginleşir. İki can arkadaşın arasına artık kara kedi girmiştir. İki arkadaş traktörü paylaşamıyorlardı. Şimdi burada alt tarafı bir traktör demeyin. Köy yerinde traktörün önemi büyüktür. Aslında belki de konunun özünde iki arkadaşın birbirlerine güvenlerinin sarsılması var. Çok yoğun duygular yaşayan insanlar birden o yoğunluğu kaybedince boşluğa düşerler. Ve inanılmaz bir şekilde adeta düşman kardeşlere dönüşürler. Köyde kimse iki arkadaşın arasını yapmaya, ilişkileri düzeltmeye gayret sarf etmez. Bunun nedeni ya bana necik tutun ya da Abdullah ters adam deme lazım, ters bir şey yapmasın düşüncesindendir. Köyde söylentiler iyice yayılır. Kimisi Kadir'in lehine, kimisi de Abdullah'ın lehine konuşur. Kimse aslında ne olup bittiğini tam olarak bilmemektedir. Abdullah'ı savunanlar işi ileri götürürler. Arkadaşı Kadir aleyhine doldururlar. Abdullah artık arkadaş bildiği insanı kendisini kandırmaya çalışan, elinden traktörünü almaya çalışan biri olarak görmektedir. Abdullah kafayı artık iyice Kadir'e takar. Nerede o günler? Arkadaşlıkları, birlikte yedikleri, içtikleri nerede? Geçmişte kaldı. Dostlar üzülmekte, çekemeyenlerse sevinmektedir. Bu arkadaş tutuyor. Ben Çan'da inşaat ustası olduğum halde, çalıştığım halde. Bir gün benim evime geliyor. Hanıma diyor ki Kadir abinin üzerine taş düştü. Çabuk diyor hastaneye gidelim. Gülcan bacı! Gülcan bacı aç kapıyı. Mühim haberlerim var sana. Gülcan bacı! Beyim Abdullah, aç kapıyı. Mühim haberlerim var sana. Aç! Abdullah abi, hayırdır ne bu telaşın? Gülcan bacım, inşaatta kaza oldu da Kadir'in başına tuğla düştü. Tuğla düştü? Evet. Sen ciddi misin? Ciddiyim bacım, hiç yalan söyler miyim ben sana? Seni onun yanına götürmeye geldim, beraber gidelim. Giderken yengeni de uğrayıp alalım köyden. İyi. Hadi hazırlan. Tamam, bekle. Beni burada bekleyin, tamam mı? Ben geleceğim. Sakın kapıyı kimseye açmayın. İnsanların evlendikleri, birleştikleri bir hayat arkadaşı vardır. Ben gerçekten 14 senelik eşimi 16 yaşında kaçırdım. Aldım, evlendim. Ben inanmıyorum ki yani. Allah biliyor. Benim hanımımı öyle deyip evden götürdüğü için, benim içimi, özümü bildiği için. Yani ya kendini asacak ya kendini vuracak. Ben de bunun hanımını atacağım ondan sonra, yaşayacağım dedi. Bu düşünceyle ben bu karara vardım. Yani 3 seneden beri cezaevinde düşünüyorum. Ben bu karara vardım. Kadir'in karısı Gülcan, saf bir köylü kadınıdır. Kalbinden kötülük geçmediği için Abdullah'ın kendisini kandıracağını hiç düşünmemiştir. Kadir'in şüphesi, acaba Gülcan Abdullah'ın evine kendi gönül rızasıyla mı gitti, yoksa zorla mı götürüldü? Kadir'in cezaevi günleri bu olayı düşünmekle geçti. Düşündü, düşündü ama her düşüncesinin sonunda yine aynı sonuca vardı. Kader. Yaşanılması gerekenler öyle ya da böyle yaşanacaktı. Başka türlü olmasına imkan yoktu. Ya öğrenci şahıs onu çağırdı işte, gel beraber çalışalım diye. Gittiler oraya. Ev falan kiraladılar. Orada durmaya başladılar işte. Yedikleri içtikleri dediği gibi yani aynıydı. Devamlı çoğu kez bir yerde yiyip içiyordular. Çocuğu hastalandı, küçük çocuğu hastalanmıştı. Onu Bursa'ya götürüp gidiyordular. Yani devamlı eniştem de gidiyordu yanında. Gidip geliyordu yani. Olay yani tamamen kader diyelim. İkisi çalıştılar, traktör falan aldılar. Kadir de suçlu, karşı taraf da suçlu. Ama yani en büyük suçu olan kişi suçunu çekti diye inanıyorum kendimce. Kadir çok düşünür. Hala da düşünmektedir. Yani bu meğersem bunun fikri başkaymış. Bu da bizi yaktı yani. Artık bilemiyorum. Türlü türlü düşünüyorum. Fakat sonuçta olan
Bana ve çocuklarım oldu. Onun da ailesi falan var mıydı? Evet, o da evliydi. Nasıl, o aileler arasında görüşmeler olur muydu? Bir misafirle gider miydiniz? Evet, evet. Birbirimizin sofrasından kalkmıyorduk. Bir yemek beraber yiyorduk. Ne bileyim, benim evim ayrı bir yerde, onun evi ayrı yerde. Bir gün gitmesek, devrisi gün ya o bana gelir ya ben ona gidiyordum. Böyle yani gelim gidim aramızda vardı. Kadir'in şüphesi, acaba Gülcan Abdullah'ın evine kendi gönül rızasıyla mı gitti, yoksa zorla mı götürüldü? Kimsenin ağzı torba değil ki bilirsiniz. Köylük yerde herkes bir kafadan konuşur. Köy yerlerde daha kasabalara nazaran celalet var, cahillik var. Kimisi diyor işte Kadir başını yaktı, kimisi diyor Kadir'i yaptı. Tabii çoğu da diyorlar Kadir en iyisini yaptı. Çoluğunu çocuğunu yine topladı. Yani bir kişi bir haneyi yıkamadı. Ben hakikaten bu olayı yapmasaydım kafam böyle eğilik gezecektim. Ama şimdi böyle olduğu için ben hakikaten üzülüyorum. Cezaevine düştüğüme de üzülüyorum. Çoluğum çocuğum kaldığı için de. Olmasaydı iyiydi. Ben topluma derim, öz kardeş dahi olsun insanlar güvenmesin. Olmayacak işler başına gelir. Kimse namusunu, ırzını, kimse kimseye güvenmesin. Şimdi bayırda kesim motorunda odun kesiyordum da. Dağda burada, dağda, Kaz Dağı'nda. Buraya 30 kilometre. Tabi bunda bu arada kavga ettiler. Bu olaylar da olunca kadar. Ondan sonra ortaklık bitti, bunlar ayrıldılar. Ortak traktörleri vardı. İkisi ortak aldılar. Hatta traktörlere borcu dahi var. İşte o ortaklık yüzünden bu olay geldi bunun başına. Artık bilemiyorum ben. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Peki senin namusuna herhangi bir tasallut etti mi? Raporlara göre yok bir şey. Adli tıpta bir şey gelmedi. Gülcan namuslu, kocasını, ailesini, çocuklarını seven bir kadındır. Abdullah'ın kendisini kaçırmasına rağmen namusuna bir halel gelmemiştir. Hatta kocası adli tıpa muayene ettirmiş, içindeki şüpheyi gidermek istemiştir. Olay anını ben pek bilmiyorum da o zaman Çanakkale'deydim. Buraya geldiğimde sana gittiğimde duydum ben de yani olayın olduğunu. Bizim ailemde bir sorunumuz yoktu. Biz bununla ortak çalıştığımız için kaçım göçüm yoktu. Benim hanımımı alıp götürüyor bu. İnsanlara ibret olsun. Bir çubuğu eğerseniz hemen kırılmaz. Eğilir. Eğilir. Ama bir kırılma noktası vardır. İşte çat diye o noktadan kırılır. Hem de bir daha geri yapıştırma şansı bırakmıyor. Anladığımız kadarıyla Abdullah kazıklandığı duygusundan çok Kaz Dağı'nda namının lekelenmesine öfkeleniyor. Hani traktörü ben aldım diyor. Ama sattırmak istemiyor. İkisi ortak aldılar aslında. Biz biliyoruz ortak aldığını ama sattırmıyor. Şimdi aslında bunun yarısı Kadir'in traktörün, yarısı da ötekinin. Aslında Kadir'in daha fazla emeği geçti burada. Kesin motor alıverdi ona. Alıverdik diyordu bana yani burada bize söyledi. Ama aldı ama almadı bilmiyoruz. O kesin motorunu sattı verdi, sattı onun. Öbür ortakçısı. Bir sürü onun tartışması oldu. Köye geldiler burada. Bir sürü gece tartışma yapmışlar onunla.
bu kahveler yanında. Hayır, şimdi duyduğumuzu söylüyoruz yani biz de olaylar. Burada tartışma yapmışlar ama biz yoktuk tabii Halil'le tartışmada. Ondan sonra bu olaylar geldi bunun başına. Ben ona iyilik ettim dedi. O Kadir'in söylediğini söylüyorum yani. Ben ona iyilik ettim dedi. Ama yaptı ama yapmadı bilemeyiz. Kesin motorunu aldı. Efendim kendi adına aldı kesin motorunu. Ama götürdü öyle teslim etti. Öteki adam sattı. Parasını aldım almadım bilmiyoruz gerçi de. Satmış onun başında tartışmalar yaptılar falan bir sürü şeyler yaptı. İşte bunun tehdit etmesi Kadir'in moralini bozdu. Ondan sonra gitti vurdu onu. Benim orada canım ve 14 senelik eşim var. Bu arkadaşımız bunu bize yaptı, etti. Sonuçta yapmasaydı iyi olurdu. Abdullah abi, hayırdır ne bu telaşın? Gülcan bacım, inşaatta kaza oldu da Kadir'in başına tuğla düştü. Tuğla düştü? Evet. Sen ciddi misin? Ciddiyim bacım, hiç yalan söyler miyim ben sana? Seni onun yanına götürmeye geldim, beraber gidelim. Giderken yengeni de uğrayıp alalım köyden. İyi. Hadi hazırlan. Tamam, bekle. Beni burada bekleyin, tamam mı? Ben geleceğim, sakın kapıyı kimseye açmayın. Kazıklandığı, kandırıldığı ve devamında belki de bütün bunların planlı olduğu sonucuna varan birinin düşüncelerini değiştirmek çok zordur. Bu düşünceler onda adeta saplantı halini alır. Abdullah da Kadir hakkında böyle düşünüyordu. Halbuki Kadir'in bugün bile arkadaşını aldatmak fikri aklının köşesinden dahi geçmemiş. Abdullah Kadir'in karısını kaçırma fikrini nasıl uyguladı kendisi de şaşmaktadır. Ama olan olmuştur artık. Ve ne yazık ki olaylar geri dönülmez sona doğru ilerlemektedir. Abdullah'ın kafasından cinayet geçmemektedir. Ama köyde gururunun zedelendiğini düşündüğünden, Kadir'in de en hassas olduğu namus meselesinden onu sıkıştırarak belki de onun intihar etmesini arzulamaktadır. Bana bu arkadaş 7 milyar para ödeyecekti. Parayı şimdi bana bu getirecekti. Mesela dedi ki bana şu gün yarın getireceğim parayı. Bu da parayı getiremediği için bunun diyor ki ben bunun ailesini alayım. Ben kabiliyetli ve şerefli asiyetli bir insan olduğum için intihar edeceğimi düşünüyor. Hanımın telefona çıktı beni kurtar. Kurtarırsan kurtarsın, kurtarmazsan çocuğumla beraber kendimi yakıyorum diyor. Alo. Alo Kadir. Gülcan sen misin? Benim. Gülcan. Neredesin? Çocuklar nerede? Kadir. Abdullah beni kaçırdı. Ne olur gel. Ne? Abdullah seni kaçırdı mı? Nasıl yani? Yalvarırım. Kadir. Kadir. Alo. Senin diyor paranı, karını, namusunu, çoluğunu, çocuğunu aldım. Git kendini as diyor. Alo. Ali Abdullah, bu bir oyun mu? Evet. Bir oyun. Senin başlattığın bir oyun. Sen ne diyorsun lan? Lan şerefsiz. Bunca yıl ekmeğimizi yedin. Şimdi de namusumuza mı göz diktin? Sana öyle şeyler yapacağım ki ölmek isteyeceksin. Sana bunun hesabını soracağım. Onu traktörüme el koymadan önce düşünecektin Kadir. Hadi uğurlar ola. Bekle, geliyorum. Silahımı aldım. Kendim ava giderdim. Yani avcıyımdır, gezerim. Benim oturduğum yerle bu gittiğim yerin arası 30 kilometre. Dağ yolu, silahı almak zorundaydım. Gitmek zorundaydım.
Nereye Kadir? Dayı acelem var, sonra konuşalım. Ama gidilir mi ya? Dayıcığım sonra konuşalım. Allah Allah. Bu çocuğa bir şeyler olmuş ama. Nereye? Ben sordum ama buradan barajdan gidiyor mesela, barajdan dönüp geliyor. Nereye gidecek gündüz? Yani ne, kaç kilometre yol gidecek bu adam? Gidecek 5 kilometre, 10 kilometre gider en fazla. 30 kilometre yer gidemiyor ki. Ama en son o gece kafama tak etti diyor, gittim diyor. Ya gitmiştir tabii canım. Burada tehdit etmiş adama bir sürü telefonla. Anasını avradına küfür etmiş bir sürü. Nereye Kadir? Dayı acelem var, sonra konuşalım. Ama gidilir mi ya? Dayıcığım sonra konuşalım. Allah Allah. Bu çocuğa bir şeyler olmuş ama. Nereye? Yani bilemiyorum. Bu arkadaşımız bunu bize yaptı, etti. Sonuçta yapmasaydı iyi olurdu. Kendisi de gençti ama artık ben bunları Celalettin elameti olarak şey diyorum. Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Gecenin karanlığında gittim ben zaten. Gecenin saat 10'u. Gitmek zorundaydım. Eşim bana telefon etti, bir vasıta bulamadım. Yayan, hava yağar, yağmurda. Abdullah! Abdullah çık dışarı! Biz bundan kapıştık. İlk önce ben silahımı zaten çekmedim. Ne demek oluyor bunlar Abdullah? Bu bir şaka mı? Niye şaka olsun? Gece saat 12'ye 5 varken iyi biliyorum kapısının önüne vardım. Yani o zaten bekliyormuş yani artık. Nasıl bekliyordu bilemiyorum. Senin başlattığın bir şeyi devam ettiriyorum işte. Ben neyi başlatmışım ki? Ne saçmalıyorsun sen? Ne saçmalayacağım? Bilmiyor musun? Neyi? Traktörüme el koyarken düşünseydin ya bunları. Abdullah, ben senin traktörüne mi el koydum? Ne yaptın ya? İkimiz ortaktık. Sonra ben aldım, parasını da ödedim. Köy öyle demiyor. Vardım kapısına, dayandım. Ver dedim benim eşimi, çoluğumu, çocuğumu. Ulan şerefsiz, buraya mı geldin dedi. Çekti tabancayı. Sen ne diyorsun Abdullah? Parasını sana vermedim mi? Verdim ya. Sen öyle san. Ben harcatmam kendimi öyle. Gülcan'ı buraya gönder Abdullah.
Abdullah dolandırıldı dedirtmem kimse. Abdullah Gülcan'ı buraya gönder. Geldi al. Yaklaşma! Kadir ve Abdullah birbirlerinin kaderlerini belirliyorlar. Abdullah da Kadir'i öldürebilir ve cezaevine düşebilir. Kadir de Abdullah'ı öldürebilir ve cezaevine düşebilir. Hayat acımasız ve çözmekte zorlandığımız kuralları var. Kal olduğun yerde deşme. Abdullah sorun çıksın içeri. Gülcan'a gönder gidelim. Sorun yok. Dedim çoluğumu çocuğumu ver. Param pulun nalet ol lan dedim sen git başımdan. Bu bana silahını çekti. Ve kırılma noktası. Dedik düşüyor ama patlamıyor. Ben sana ne diyeyim? Ne? Sorunu istemiyorum. Gülcan'ı ver gideyim de öyle değil mi? He? Ben sana ne dedim Abdullah? Sorun istemiyorum. Değil mi Abdullah? Ben sana ne dedim Abdullah? Ben sana ne dedim ha? Ben sana ne dedim? Onun tabancası patlamadı ama benim silahım patladı. Ne oldu? Birimiz mezara, birimiz mezata. İyi yapmadı. Tesadüfen, hani babamın arkadaşı söyledi böyle böyle Kadir dedi olay işlemiş dedi. Adam ölmüş dedi yani dedi. Karşı taraf dedi ölmüş dedi. Kendisi dedi şu an dedi çandaymış galiba dedi yani teslim olmuşlar dedi. Bu kadar. Nasıl duydun yani ne olmuş o gün o gece nasıl olmuş? Bunu nasıl duydun? Ya duyduğum sadece Kadir yani eniştemin oraya gitti. Onu öldürdü ve eşini alıp yani eşiyle çocuğunu alıp geri geldi. Bu kadar. Duyduk. Çan'a gidiyordum. Hatta Çan'da duydum ben de. Böyle böyle Kadir Karaköy'de ortakçısını vurmuş diye duydum. Ben sana ne dedim Abdullah? Gülcan'ı ver gideyim dedim değil mi? Ben şimdi ne bileyim. Yani ölüm o an geldi gitti bizim. Benim başıma ölüm geldi gitti. Ama onun silahı tutukluk yapınca hakikaten patlamadı. Mahkemede de 6 tane şarjör, mermiler... Tabii bastı. Ama tabancanın ağzına vermediği için mermisi patlamayınca... Tabii o bana ateş ederken ben de duracak değilim yani. Ben de bir insan. Ondan sonra bu can alametiyle bana sarıldı zaten. Biz bununla kapıştık. Sana ne dedim Abdullah? Gülcan'a ver gideyim dedim, değil mi? Şimdi Kadir yaşıyor. Abdullah ise iki ailede perişan oldu. Ne için? Ne uğur? Bir traktör için mi? Bir gurur için mi? Namus için mi? Nam, şan, şöhret için mi? Kararı siz vereceksiniz. Ve kırılma noktası. Tetik düşüyor. Şimdi Kadir yaşıyor. Abdullah ise öldü. İki ailede perişan oldu. Ne için? Bir gurur için mi? Namus için mi? Nam, şan, şöhret için mi? Hiç sanmıyoruz. Belki de bir nedeni var ama bunu biz bilmiyoruz. Çok mecbur olunca insan... Daha önce hiç aklına getirmediği halde öyle olaylarla karşılaşabiliyor. Kararı siz vereceksiniz.
Ve tetik düştü. Ama patlamadı. Kader dakikaları ilerliyordu. Bu kez tüfek ateşlendi ve Abdullah boylu boyunca yere düştü. Mücadeleyi bırakmaya niyetli değildi. Ama kurşunu yemişti bir kere. Bir müddet sonra orada son nefesini verdi. O hak etti şerefsizlik yaptığı için bana. Namusumu arzuma göz diktiği için ben bunu vurdum orada. Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Kimse de yani isteyerek cinayet işlemez. Şimdi benim yerime hangi baba olsa aynı şeyi yapardı. Yani benim pişmanlığım şu. Çocuklarımdan ayrıyım, eşimden ayrıyım. Kendi imkanlarımla geçinmeye uğraşıyorlar köy yerde. Benim pişmanlığım bu yani. Kim olursa olsun benim yaptığımı yapar. Ya canını verir, ya çocuklar için ölür. Kadir'e inanıp inanmamakta serbestsiniz. Onun zaten cezası kesilmiş. Hatta cezadan öte Kaz Dağı canavarı diye anılmaya başlanmış. Biz kimseyi yargılamıyoruz. Sadece olaylara giden gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz. Eğer iki arkadaşın arasını ortak dostları bulsaydı ve yeniden arkadaşlıklarını pekiştirseydi, belki de bu cinayet işlenmeyecekti. Kadir ve Abdullah birbirlerinin kaderlerini belirliyorlar. İkisi de girdikleri girdaptan çıkamıyorlar. İkisi de ölmekle öldürmek çizgisinde gidip geliyorlar. Abdullah da Kadir'i öldürebilir ve cezaevine düşebilir. Kadir de Abdullah'ı öldürebilir ve cezaevine düşebilir. Her iki ihtimal de mevcut. Aslında hepimizin arzuladığı kimse kimseyi öldürmesin ve bu dramlar yaşanmasın. Ama hayat sözlerdeki gibi kalmıyor. Hayat acımasız. Ve çözmekte zorlandığımız kuralları var. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam, sağ olasın. Kasabada diyorlar, söylenti çıkmış. Sen ne diyorsun be adam? Sen benim moralimi bozmaya mı geldin? Beni sinirlendirmeye mi geldin? Çek git buradan. Aleyküm. Aleyküm selam. Gülcan bacı! Gülcan bacı aç kapıyı, mühim haberlerim var sana. Gülcan bacı! Beyim Abdullah, aç kapıyı, mühim haberlerim var sana, aç! Abdullah abi, hayırdır ne bu telaşın? Gülcan bacım, inşaatta kaza oldu da Kadir'in başına tuğla düştü. Tuğla düştü? Evet. Sen ciddi misin? Ciddiyim bacım, hiç yalan söyler miyim ben sana? Seni onun yanına götürmeye geldim, beraber gidelim. Giderken yengeni de orayı alalım köyden. İyi. Hadi hazırlan. Tamam, bekle. Beni burada bekleyin, tamam mı? Ben geleceğim. Sakın kapıyı kimseye açmayın. Alo Kadir. Gülcan sen misin? Benim. Gülcan. Neredesin? Çocuklar nerede? Kadir. Abdullah beni kaçırdı. Ne olur gel. Ne? Abdullah seni kaçırdı mı? Nasıl yani? Yalvarırım. Kadir. Kadir. Alo. Alo. Alo Abdullah, bu bir oyun mu? Evet. Bir oyun. Senin başlattığın bir oyun. Sen ne diyorsun lan? Ulan şerefsiz. Bunca yıl ekmeğimizi yedin. Şimdi de namusumuza mı göz diktin? Sana öyle şeyler yapacağım ki... ölmek isteyeceksin.
Sana bunun hesabını soracağım ben. Onu traktörüme el koymadan önce düşünecektin Kadir. Hadi uğurlar ola. Bekle, geliyorum. Nereye Kadir? Dayı, acelem var, sonra konuşalım. Ama gidilir mi ya? Dayıcığım, sonra konuşalım. Allah Allah! Bu çocuğa bir şeyler olmuş ama. Nereye? Abdullah! Abdullah, çık dışarı! Ne demek oluyor bunlar Abdullah? Bu bir şaka mı? Niye şaka olsun? Senin başlattığın bir şeyi devam ettiriyorum işte. Ben neyi başlatmışım ki? Ne saçmalıyorsun sen? Ne saçmalayacağım, bilmiyor musun? Neyi? Traktörüme el koyarken düşünseydin ya bunları. Abdullah, ben senin traktörüne mi el koydum? Ne yaptın ya? İkimiz ortaktık. Sonra ben aldım, parasını da ödedim. Köy öyle demiyor. Sen ne diyorsun Abdullah? Parasını sana vermedim mi? Verdim ya. Sen öyle san. Ben harcatmam kendimi öyle. Gülcan'ı buraya gönder Abdullah. Abdullah dolandırıldı dedirtmem kimse. Abdullah, Gülcan'ı buraya gönder. Geldi al. Yaklaşma! Kal olduğun yerde, deşmiyorsun. Abdullah, sorun çıksın içeri. Gülcan'a gönder gidelim. Sorun yok. Ben sana ne diyeyim? Ha? Sorun istemiyorum. Gülcan'a ver gideyim dedim, öyle değil mi? Ha? Ben sana ne dedim Abdullah? Sorun istemiyorum sizin, değil mi Abdullah? Ben sana ne dedim Abdullah? Ben sana ne dedim ha? Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim Abdullah? Gülcan'ı ver gideyim dedim, değil mi? Gülcan'a ver gideyim dedim, değil mi? Yaşanmış kahramanın bizzat kendisinin anlattığı bir belgesel dramayı getirdik ekranlarımıza. Hepimizin bundan çıkaracağı dersler var. En doğru kararı siz vereceksiniz. Kader ağlarını örmeye başlayınca insan ne yapmalı da kötü sonuca giden yolu ta baştan tıkamalı. İşte bu akşam Çanakkale'de yaşanmış gerçek bir yaşam öyküsünü olayı yaşayan kişinin ağzından cezaevinde yatarken yapılmış röportajla getirdik ekranlarınıza. Bundan sonra karar vermesi size düşüyor. Artık sizlerden ayrılma vakti geldi. Önümüzdeki programda başka bir yaşam öyküsüyle bir dramla Flash TV ekranında sizlerle buluşacağız. Hayatınızdaki kırılma noktalarından sonra pencerenizin mutluluğa açılması dileğiyle hoşça kalın. Yaşamınızdan sevgi ve hoşgörü hiç eksik olmasın.